Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbilek. Bugünkü dersimizde Kotlin'deki interface yapısının nasıl kullanıldığını anlatmaya çalışacağım. Öncelikle dediğim gibi bu sıfırdan bir eğitim değil. Bu Java'da bildiğimiz yapıları Kotlin'de nasıl kullanacağımıza dair bir eğitim. O yüzden bu interface'in ne olduğundan, ne gibi durumlarda veya niye kullandığımıza çok da girmeyeceğim ama tabii küçük küçük de açıklamalar yapacağım. Şimdi kısaca şöyle diyelim, interface ne işe yarar? Interface içinde sadece kendisinden türeyen sınıfların içini doldurması gereken işte metot adlarının boş bir şekilde tanımlandığı yapılara biz interface diyoruz. Bu da bizim projemizi ilerleyen zamanlarda geliştirirken birbirine bağlı sınıfların olmamasını sağlayan bir yapı. Android'de de kullandık, bazı interface'leri implemente etmiştik. Şimdi gelin bunları Kotlin'de şöyle küçük basit bir örnekle anlatmaya çalışalım. Şurada bir tane main function'ımız var. Hepsini aynı sınıfın içinde yapacağım. Hepsi derli toplu görünsün diye. Şimdi geldim buraya, dedim ki eğer ben bir interface tanımlamak istiyorsam kullanacağım anahtar kelimesi Java'daki gibi aynı, interface diyorum. Interface dedikten sonra bunun bir ismini isim veriyorum buna. Operasyon diyelim buna. Operasyon. Bunu tanımladıktan sonra işte bu interface'i implemente eden sınıfların içini doldurmak zorunda olduğu metotları tanımlıyoruz. Kotlin'de metotlarımız, fonksiyonlarımızı biz nasıl belirtiyorduk? Fun anahtar kelimesiyle ve topla diyelim. Daha sonra buraya S1 gelsin integer tipinde ve de S2 gelsin integer tipinde diyoruz. Bunu buraya yaptık. Aynı şekilde mesela bir de bölme diye bir metodum olsun buraya. S1 integer, S2 integer diyorum. Gördüğünüz gibi burada toplama ve bölmenin içine atıp gidip de S1 ile S2'yi toplayacağız. Yani bu metodun yapacağı şeyleri buraya belirtmiyorum. Sadece bu interface'i kullanacak olan sınıfların topla ve bölme isminde iki tane metodu yazmak zorunda olduğunu bu şekilde söylemiş oldum. Sonra geldik buraya. Mesela diyoruz ki yeni bir sınıfımız var. Ve bu sınıfım kullanıcı operasyonları olsun. Ve bu sınıfın bu interface'i kullanmasını istiyorum. Java'da interface'leri kullanırken biz implement diye bir anahtar kelime kullanıyorduk. Gördüğünüz gibi Kotlin'de ne implement diye bir anahtar kelime var, ne extend diye. Sınıfları da birbirinden kaldırırken bildiğiniz gibi Java'da extend kelimesini kullanıyorduk. Burada bu ikisi de söz konusu değil. Burada kullanılacak tek yapı iki nokta üst üste. Bunu dedikten sonra buraya eğer ben operasyon dersem bu neye oluyor? Sınıfın operasyon interface'ini implemente ettiği oluyor. Eğer burası bir interface değil, başka bir ana sınıf olsaydı da yine iki nokta koyup extent'in yerine geçen bu iki noktayı kullanmak zorunda olacaktım. Şimdi bu sınıfı açtığım zaman gördüğünüz gibi bir hata alıyoruz. Alt Enter'a bastığımda ne diyor? Implement Members diyor. Sen diyor bu sınıfı bir interface'ten implemente ediyorsun ve bu interface'te iki tane metot var. Bunları burada ne yapmamız lazım? Override yapmamız lazım. Gördüğünüz gibi. Şimdi Java'da biz genellikle public, bakın gördüğünüz gibi herhangi bir yerde public kullanmadım. Siz zaten eğer bir sınıfı bir sınıftan extend ediyorsanız veya sınıfları ne için kullanırsınız? Bütün proje boyunca kullanmak için. Aynı şekilde interface'leri de yine başka sınıflar bunu implemente etsin diye kullanırsınız. Yani sözün özü genel durumlarda %90 bunların public olması gerekir. Kotlin'de bunu da düşünmüşler. Demişler ki kullanıcının sürekli olarak yaptığı işlemler için biz public, private, protected gibi anahtar kelimeleri yerine default olarak bunlar public şekilde olacak şekilde oluşturulmuş. Yani kısacası siz bir interface veya class tanımlarken başına gidip de public yazmanıza gerek yok. Yine aynı şekilde Java'da bir metodu bir interface'i implemente ettiğinizde o interface'in metotları için bilmiyorum hatırlar mısınız? Şöyle yukarıda et deyip override diye bir annotation verirdik. Bu derleyiciyi o metodun interface'ten geldiğini. Yani mesela buradaki bakın buraya otomatik olarak geldi bunlar. Bu ne demek? Bu şu demek.
Bu sınıfın içinde topla diye bir metot tanımlıyorum ve bu sıfırdan bir metot değil. Bu metot buradaki operasyondan dolayı geldi. Çünkü ben bunu overwrite ediyorum. Eğer biz buraya bunu yazmasaydık ne olacaktı? Bu sınıfa dair bir şey olacaktı ve ben buraya alt enter dersem gördüğünüz gibi hata alıyoruz. Hani umarım anlaşılmıştır. Yani bu sınıfa özgü bir metot değil de bu metodu ben interface'ten dolayı oluşturuyorum. Override ediyorum. Override etmek ne demekti? Bunu da Java derslerinde falan anlatmıştık. Ne oluyor buraya? İşte topla diye S1 ve S2 diye iki tane parametre alan bir fonksiyon tanımlanmış. Buraya da gidip bunun printline deyip gerçekleştirmesini yapabiliriz artık. S1 artı S2. Aynı şekilde bölme işlemi içinde yine buraya printline deyip S1 artı şey bölü S2 diyebiliriz. Şimdi yine kullanıcı operasyonları diye bir sınıf tanımladım. Bir de mesela class dedim yönetici operasyonları. Şimdi burada toplama çıkarma yerine siz kullanıcının veya bir yöneticinin sahip olacağı yetkileri içeren metotlar tanımlayabilirsiniz tabii ki de. Ben burası basit olsun diye hani mantığını anlayalım zaten kullanılacak yerleri ilerleyen derslerde göstereceğiz. Kullanımı bu şekilde. Burada da yine bir hata alıyorum. Alt Enter'a bastığımda gördüğünüz gibi yine ikisini toplamamı istiyor benden. Buradaki topla metodu da bu sefer S1 ile S2'yi toplayıp mesela artı 10 yapsın. Niye? Bu yönetici diye. Mesela bu atıyorum bir maaş hesaplama programı olabilirdi. İşte herkes de %18 KDV veya işte gelir vergisi kesilirken yöneticiden %28 keseceksiniz. Yani her ikisini de atıyorum maaş hesapla metodunun olması gerekiyor. Ama farklı sınıflar için farklı işlemler yapmak istiyorsanız işte interface'leri kullanmak son derece işe yarıyor arkadaşlar. Bölme işlemi içinde print line diyelim. S1 ile S2'yi bölsün. Böldükten sonra da onu eklesin gibi ifadeler kullanabiliriz. Aynı metot gördüğünüz gibi içerikleri farklı. Ve buna işte biz override diyoruz arkadaşlar. Daha sonra buraya gelip bunları kullanırken de gelin mesela şöyle bir şey yapalım. User diyelim. 2 nokta ve bunun kullanıcı operasyonları tipinde bir nesne olduğunu söyleyelim ve user dedikten sonra gördüğünüz gibi metotlara erişiyoruz. 5 ile 8'i değer olarak veriyorum. Çalıştırdığımda ne yapacaktır? User'daki topla metodu ikisini topluyordu. 13 sayısını elde etmemiz lazım. Aynı şekilde var deyip yönetici diyelim. Bu sefer tip de belirtmeyelim. Direkt olarak bunu yönetici operasyon diyelim. Yönetici operasyon. Ve daha sonra yönetici nokta topla dediğimde 5 ile 8 değerini verdiğimde ve gördüğünüz gibi editör de bana buradaki 5 ve 8'in metottaki hangi parametrelere denk geldiğini de otomatik olarak yazıyor buraya. Bunu çalıştırdığımda da ne olacaktır arkadaşlar? 5 ile 8'i toplayıp üstüne bir 10 ekleyecek ve 23 değerini bana verecektir. Son olarak bir de şundan bahsetmek istiyorum. Mesela class dedim. Emre diyeyim artık isim bulamıyorum şu an. Emre operasyon diyorum ve bunu da yine operasyondan türettim. Ve ben eğer bunun içinde bu metotları gerçekleştirmiyorsam sadece ve sadece böyle bir tanım yapıp bırakıyorsam şuradaki metotları default olarak doldurabilirsiniz. Yani içeriği doldurulmamış şeylerde buradaki parametrelerin çalışmasını isteyebilirsiniz. Mesela printline dedikten sonra ben buraya topla 2 nokta deyip buraya da ne yapalım? Artı diyelim. S1 ile S2'yi toplasın. Aynı şekilde şunu şuradan kopyaladım. Şuraya yapıştırdım. Bölme dedim. S1 bölü S2 dediğimde şimdi gördüğünüz gibi demin burası hata veriyordu. Ama artık vermiyor. Neden? Diyor ki operasyondaki metotları sen eğer bu sınıfın içinde gerçekleştirmiyorsan yani override etmiyorsan ben de o zaman buradaki default değerleri kullanırım demek. O zaman şöyle yapalım hatta S1'den S2'yi toplasın mesela şurası için eksi deyip buradan da şöyle yapalım.
Eksi 5. Şöyle. Eksi 5 olmuyor büyük ihtimalle. S1 ile S2'yi toplayalım. Artı, mesela S1'i bir daha toplayalım. Burada bir hatamız var mı? Expecting. Evet. Şunu kapatmamız lazım. Evet. Şimdi mesela ben gelip de buraya var dedim. Emre dedim. Eşittir. Emre operasyondan türettim bunu. Ve gördüğünüz gibi burada topla ve böl metotları olmamasına rağmen Emre nokta, gördüğünüz gibi topla ve çıkarım burada mevcut. 5 ile 8'i yolladım. Bakalım bu sefer ne yazdırması lazım? 13 artı 5'ten 18'i ekranda görmem lazım. Bir yanlışlık söz konusu burada. Bir bakalım. 5 ile 8'i toplaya yolladık. Default olarak buraya geldi. Kullanımı da şu şekilde değiştirirsek, deminkinde bir hata çıktı açıkçası, anlayamadım neden. Emre dedik. Emre'nin operasyon içinde herhangi bir sınıf metot tanımlaması yapılmamasına rağmen tanımlama olmadığı için gitti buradaki default değeri aldı ve kullandı ve interface'leri de arkadaşlar bu şekilde kullanabiliyoruz. Umarım faydalı olmuştur. Kotlin'deki interface kullanımı da bu şekilde. Bir sonraki derste görüşmek üzere.